Nereden çıktı bu ışık ya? Uykumun en güzel yerinde. Hey Allah'ım. Madem uyandım şu televizyon açayım da gündemden bir haberim olsun. Heh. Allah Allah, pili mi bitti acaba? Ya hiç de televizyon aldık ama 32 ekrandan biter çıktı. Hey Allah'ım. Bir de sopamla deneyim. Bakalım açılacak mı? Galiba. Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle yayınımıza ara veriyoruz. Bu sabah erken saatlerde kesin sayıları bilinmemekle birlikte 50 kişi oldukları tahmin edilen veliler Takırköy akıl hastalıklarından kaçmış ve Keresus eyaletinin her yerine yayılmışlardır. Aman Allah'ım. Çalışsalar da muvaffak olamadılar.
milletimizin bu hadiseye gerekli ehemmiyeti vermesi ve bu facianın asgari bir sürede tabii haline dönmesidir. Zat-ı alilerinize bana bu değerli vakti ayırdığınız için müteşekkirim. Velek dalim, amin. Ali İlhan Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza burada son veriyoruz. Gelsene buraya be, bir de senle uğraşıyoruz. Deliler çok her tarafta. Reklamlar. Söker tuzlu. Pası söker atar. Kirmi var. Sök at. Pas mı var? Sök at. Kocanız mı aldattı? Koyun içeceğin içine biraz. Yansın ciğerler içine. Kim deli, kim akıllı belli değil. Bizim de bu oyunumuzda akıllılar ve deliler izleyeceksiniz. Kim deli, kim akıllı, hangisi haklı göreceksiniz. Bütün deliler gibi kendinizi haklı bulduğunuz için deliler haklı bulacaksınız belki de. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Efendim, olayın geçtiği yer Kerasus. Kim deli, kim akıllı birbirine karıştı. İsterseniz hep birlikte karar verelim. İşte sonuç, hepinize iyi seyirler. Sen başım usandım, nasiplerinden hiç tadanmadım. Şimdi son arzum evlenmektir kararım. Lakin münasip bir koca nereden bulayım? Ama şahit yok. Ne yapacağız şimdi? O zaman ya şahit bulacağız
tıklayabilirsiniz yalnız. Ay süper Bekir. Peki, hadi memurcum nikahımı tıklayalım. Ben bu adamı hiç kaçıramam. Kaçırmadım. O zaman evlenmek için birbirinize başvurup bana geldiniz. İyi günde kötü günde. Instagram'a boy boy fotoğraflarınızı koymaya. Face'de şuradayım buradayım diye yer bildirimi yapmaya. Altına koç işim yazmaya. Twitter'da tweetlerinizi retweetlemeye. Güneşli günlerde eldivenizi paylaşıp kışın beraber dondurmayı yalamayı kabul ediyor musunuz? Evet. Ha, ben bu adamla dondurmamı falan paylaşmam. Ama bu dükkan böyle kıyılmaz ki. Ya kış güneşim. Sen dondurmanı paylaşmasan da olur. Ben seninle paylaşırım dondurmanı. Ha, öyle mi diyorsun? Evet, ben kendim çıkıyorum. Neyse ya, madem evlilik bir şeyleri paylaşmak, beraber yaşlanmak, o zaman senle bir düet yapalım da evliliğimizin güzel geçeceğini inayet edelim. Emrin olur sultanım, buyur. Aşk bir kahkaha, senden duyunca daha güzel. Kim ben gerek, gelemem ben seninle. Hatta
oturdu yanıma, sanki 40 yıllık ahbabıymışım gibi başladı özel hayatını anlatmaya. Komiserim, bu kadın 4. kocasını gömmüş, 5. kocası için de Zuhal Topal'a mı katılsam, Esra Erol'a mı katılsam diye bana soruyor. Nasıl ayol, ağlayacağınıza bir fikir verin. Esra mı, Zuhal mı? Zuhal. Bak hala konuşuyor. Tanrım, tanrım, çıldıracağım. Komiserim, insan arabada tanıştığı birine özel hayatını anlatır mı? İster Zuhal Topal'a katıl, ister Esra Erol'a. Sen en iyisi git, Yalçın abiye katıl. Sana koca ya, orada vururla. Dayanamadım komiserim, eşşoğul eşek dedim. Oh, çok iyi demişsin. Ne insanlar var ya şu dünyada. Ama gel gelelim bana komiserim. Bu mendebur adam bana da hakaret etti. Çok kötü sözler söyledi. Ah, dayanamayacağım bebeğim. Kızım şuna bir sen daha gezin, doğuracak şimdi ya. Çok da sıkıyor abi de. Komiserim, müsaade ederseniz ben anlatayım. Komiserim, bu kadın keşapta bindi arabaya, başladı öksürüp aksırmaya. Aksırmadım, hapşurdum. Her neyse komiserim, yol boyunca hapşurup durdu. Bir de, affedersiniz, biraz nedli olmuşum dedi. Affedersiniz demedim, yavaş adam. Üzerinizi affet dedim, oh. Yahu ne fark eder? Yol boyunca hapşurup durdu komiserim. Suratımı salya sümüğü içinde bıraktı. Bir kere, iki kere, üç kere. Ah, tuttu fırlattı kalbimi. Zamanlar geçer gibi, zamanlar zamanlar. Komiserim her taraf deri kayıyor. Geç gir ya. Komiserim dayanamadım. Nezleysen ağzını kapa. Dolmuştu insan üzerine hapşurulmaz. Bu yaşa geldim. Öğrenemedin mi? Aa, eşşoğul eşek dedim. Hadi itiraz et. Öyle değil miydi? Öyle değildi bir kere. Öyle sonrasıdır. Ay ben senin yapacağın esprini... Abiş yetmedi. Bak bana buraya kadar taşıdı bana. Komiserim ben ne yapsam? Şikayetçiyim Allah'a bana. Adalet etti bana yol boyu ya. Al bir manyak daha. Sana ne yaptı teyze? Teyze mi? Teyze mi? Benim şu domşuna Deda'dan neyim eksik? Bak şunu şöyle kaçarmış gibi yapacaksın, gerisine karışma. Deli diye yakalayıp tımarhane geri attıracağız seni. Sen de kurtulacaksın, biz de.
Vallahi atamıza babamıza rahmet komiserim. Her tuttuğumuz deli olsun. Ben bu işi bırak, Fatih'imiz var. Onunla delilerin peşinde koşmakla geçiriyoruz. Aslında bizim yaptığımız akıl kârı değil ya. Ne çektim ben? İki kuruş ekmek parası kazanacağım diye. Ne paraladın kendini be yavrum? Senin çektiğin haberler buradan Ankara'ya yol olur be çocuğum. Ne yapacağım? Mecbur. Haklısın be teyzeciğim. Bizim yaptığımız da para topluyor işte. Ne yaparsın? Boş ver şunları yalnız başlayacağım. Evet sayın seyirciler, şu an Keresuz Meydanı'ndayız. Keresuz halkı bildiğiniz gibi hastaneden kaçan delilerden dolayı oldukça tedirgin. Peki, kamera! Hangi kanal bu? Peki, Keresuz halkında hastanede kaçan delilerden karşılaşanlar var mı? Peki, Keresuz halkı hastaneden kaçan deliler hakkında ne düşünüyor? İşte tüm bunların cevabını almak için mikrofonumuzu halka yöneltiyoruz. Sizinle başlayabilir miyiz? Buyurun, size şu köşede birkaç soru soralım. Bana baktılar. Ya bunlar bir de utanmadan bizim hakkımızda röportaj yapmıyorlar. Şurada biraz daha oturalım da. Bakalım bu akıllılar bizim hakkımızda ne akıl tutuyorlar? Hazır güneşle vuruyor. Overlock makinası ayağınıza geldi. Adı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halflex kenarına overlock çeker. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Attention for ladies. Overlock machine has come to your phone. Promise of carpet. Canım, hobin nedir?
Fobin nedir? Tamam. Sevdiğin sanatçı. Engin Altan Tezata. Bak ne var biliyor musun? Şu gün Paris'teyiz. Ben kamera sürüyorum. Ben. Leonardo da Davinci. Ay kız nereden biliyorsun bunları ya? Peki hastaneden kaçan deliler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne dedisi be? Dedim. Ay kız koskoca penayet deliğin içine mi düştüm? Bak bu da alttan çekiyor, kilolu çıkıyorum zaten. Kaçalım şu fındığına vatanı Kiraz'ın başkentinden koymuş. Kiraz mı? Evet. Ay gitmeden 300 kilo falan alalım kız. Tamam canım gidelim deliğini aşağı alalım da kendimce gelelim. Hay Allah sizin belanızı versin. Yavrumun bellerle dolmuş bir de bunlar mı uğraşıyor? Karışma, keseriz orayı. Hanımefendi, ne oldu? Neyiniz var? Ay! 10 yıllık sevgilim beni aldattı. Düşünebiliyor musun? Beni! Beni! Işığından ne hayır gördüm diye gölge, gölge, gölge. Aman hanımefendiciğim ya, koy verin gitsin. İleride evlenir, çok mutlu olur. Hayalim üç kelime, o da şöyle evli mutlu çocuklu. Yapma! Ya iyice daldınız, çantanız yere düştü. Gidiyorum şimdi elimde çantam, tüm bağlantımı kestim şu anda. Üzülüp de başıma vurdu anla. Birimiz daha havai esprisi yaparsa yemin
yorulursa buduna dalacağım ha. Ne diyorsun be sen adam? Ne demek yüzemiyorum? Kilo almışsın da birazcık. Ama yakışmış yani. Sen bana küfürlü iltifat mı ediyorsun be adam? Hayır ya, hep ben alttan alıyorum, sen üste çıkıyorsun. Senin yüzünden alt takımlarım bozuldu be kardeşim. Sen mi alttan alıyorsun be adam? Asıl ben alttan alıyorum. Bu yedin ömrümü bitirdin be. Her girdiğimiz ortamda beni rezil ediyorsun. Evet, sen, hem de her zaman. Senin gibi koca istemiyorum ben artık. Boşanacağım ben senden. Allah Allah, ben de sana çok meraklıydım be. Muşmula suratlı kadın. Ooo! Demek öyle. Evet. Madem öyle, ben de bu kadar şahidim huzurunda senden boşanırım, tamam mı? Boşan, boşan, boşan. Amirim ya, bizim yüzümüzden yuvaları da olsun. İyi bastın ailesi kızım, görmüyor musun şu halleri ya? Adam bir değil de evde yüzmeye çalışıyor ya. Alın arkadaşlar bunu götürün. Götürün. Şu teyzeyi de alın. Ay beni götürmeyin. Durun. Götürün. Durun. Ben durun. Yoksa bu delilere mi? Yanayım, yanayım.